Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından genç balon pilotları ile balon bakım teknisyenleri yetiştirme projesi kapsamında 40 kişi istihdam edilecek. AHİKA Genç Balon Pilotları ile Balon Bakım Teknisyenleri Yetiştirme Projesi için Ahiler Kalkınma Ajansı konferans salonunda proje açılış ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen açılış ve bilgilendirme toplantısına Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Acer, İşkur Müdürü Şinasi İnanıcı, KOSGEB Nevşehir İl Müdürü Ali Usta, Anadolu Sıcak Hava İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Kapadokya Üniversitesi Kalite ve Stratejik Planlama Dairesi Daire Başkanı Ramazan Temel ve vatandaşlar katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol kürsüye çıktı. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizleri bu projede destekleyen Anadolu Sıcak Hava Balonu İşletmecileri Derneği'ne, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne ve Kapadokya Üniversitesi'ne sizler huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konuşmaların sonunda Ömer Faruk Bey tarafından sizlere projeyle ilgili yani detaylı bir sunum gerçekleştirilecek. Onun için çok fazla ben projeyle ilgili bir detaya girmek istemiyorum. Sadece Kalkınma Ajansı, ajansınız hakkında birkaç kısa bilgi verdikten sonra diğer konuşmacılara sözü devretmek istiyorum. Kalkınma Ajansı 26 farklı bölgede hizmet vermekte. Biz de TR71 olarak adlandırdığımız Nevşehir, merkez olmak üzere Aksaray'ın ile Kırşehir ve Kırıkkale illerinde hizmet veriyoruz. Toplum içerisinde genellikle biz işte SOBİ'lere, kamu kurum kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine hibe desteği veren, finansal destek, teknik destek sağlayan bir kurum olarak biliniyoruz. Ama bunun dışında biz birçok faaliyet, etkinlikle yürütüyoruz, projeleri yürütüyoruz. İşte şu anda bölge planı hazırlıyoruz. Sektörel analizler, fizibilite raporları hazırlıyoruz. Bölgenin tanıtımı için faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bunlara ek olarak biz destek veren bir kurum olmanın yanı sıra destek alan da bir kurumuz ve kendimiz de proje başvuruları gerçekleştirip projeleri yürütmeye çalışıyoruz. Bugün de böyle bir proje için toplanmış bulunmaktayız. Aynı zamanda biz işte Avrupa Birliği ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara devamlı proje başvuruları gerçekleştiriyoruz bu kapsamda. 2019 yılında Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Alanı müzik alanında girmesi için Kırşehir Belediyesi'nde bir başvuru gerçekleştirdik ve kabul edildi. Kırşehir şu anda Türkiye'de müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Alanı olan tek ilimiz. Yine yaklaşık 2 ay önce Avanos ilçesinin Avrupa Konseyi kültür rotaları içerisinde yer alan seramik rotasına dahil olması için bir başvuru gerçekleştirdik Avanos Belediyesi'yle birlikte. Avanos da İznik'ten sonra Türkiye'de bu rota içerisinde yer alan ikinci yerleşim yeri oldu. Halihazırda da yine proje dışında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projemiz, yeşil etiketleme, yeşil enerji ile ilgili bir projemizle devam etmekte. Yani biz ajanslar olarak destek veren kurum olmamızın yanı sıra destek alan da bir kurumuz ve bunlarla devam edeceğiz. Ve tüm bu faaliyetlerimizde bizim azami düzeyde hassasiyet gösterdiğimiz bir husus var, bu da toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu AHİKA Shape Your Future, biz AHİKA projesini de biz tasarlarken saha çalışmaları yürüttük. Saha çalışmalarında biz şunu gördük, kadın pilot sayısı toplam pilot sayısının yaklaşık %10'u bile değil maalesef. Yani bu çağda kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu projede kadın pilotlara bir pozitif ayrımcılık gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun amacımız da bu doğrultuda. Ve yani yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde de bizim önceliğimiz kadınlara toplum öncelik vermeye, pozitif ayrımcılık yapmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkıda bulunmak. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine bizleri destekleyen, bu projede emeği olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Net Pilot, bir programı açılışı ve proje uygulama eğitimine katılımdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Günümüzde her ülke genç nüfusu özellikle iş bilgisayarına katılım süreçlerine yönelmekte ve makroekonomik hedefler çerçevesinde gençlerin istihdamını desteklemek için bu gruplara özel tepkiler almaktadır. Bu kapsamda sermayelerine ve yatırımlarına önem vermektedir. Fakat tüm bu çabalara rağmen genç nüfus işsizlik oranları ve tüm genç nüfusun içinde ne istihdamda ne eğitimli olan gençlerin durumu özel olarak ilgilenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ülkemiz bir genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yani netlere yönelik özel tepkiler almanın kamu istihdam kurumları için önemli bir politika aracı haline geldiği görülmekte olup projenin amacı ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere kapsamlı ve bütüncül
iş gücü finansörlerinin destekleriyle istihdam edilebileceklerinin ve iş gücüne katılımların artırılmasıdır. Bu noktada işçi olarak bizler, iş gücü piyasasına girmek üzere olarak yollanan gençlere önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa Birliği ile yakın ilişkilerimizle iş birliği içinde bu projeye dönüştürerek özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulamaları yerleştirerek bazı yeni tedbirler alınmasına ve pilot uygulama olarak NetPro kapsamında gerçekleştirmeyi hedef haline getirdik. NetPro kapsamında gerçekleştireceğimiz işbirliğiyle yerel ihtiyaçları yerinde tespit edilebilecek ve ona göre spesifik yol haritaları verilecek. Böylelikle kelimelere döktüğümüzde ufak gibi görünen ancak yaratacağı etkinin çok büyük olacağı hibe projemizle gençlerimizi istihdama yakınlaştırma ve iş gücü piyasasında geçerli bir meslek sahibi olarak yetiştirmek gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu süreçte hep beraber başarılı yaşayacağız. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak bizler gençlere destek olmayı, umutla sağlam bir zeminde, geleceğe giden yolda gerçekli hedeflerle ilerlemeyi ümit ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimiz NetPro ile Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 10 yıldır uygulanmakta olan genellikle gençlik garanti programında gibi pilot uygulamaları ülkemizde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla proje faaliyetlerimizi yürütürken temsil ettiğimiz kurumlarımızın değerli temsilcilerinin desteği bizim için çok önemli. Yönlendirici fikirlerimizi ve işbirliğimizi son derece önemsiyoruz. İnşallah bu güçlü işbirliğimiz ilerleyen süreçte de desteklerimizi devam edecektir. Sözlerime burada son verirken projenin hazırlık ve uygulama aşamasında emek veren kurumumuz personeline teknik destek ettiğimize ve proje uygulamasındaki katkıları için sözleşme makamına ve ayrıca proje uygulayıcısı Aile Kalkınma Ajansı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Projemizin hedeflerinin tüm çıktılar ve başarıyla erişmesini temenni ediyorum. Ülkemizde ve gençlere faydalı olmasını temenni ediyorum. Saygı başkanım. Bekir Balı'na ve diğer iştirakçilerin hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Genel bilgi olarak balonculuktan bahsetmek isterim ben burada. Sonuçta balonculuk Kapadokya'da 1991 yılında iki yabancı pilotun ticari faaliyetlerine başlamasıyla beraber başlamış bir sektör. 1997 yılında Dünya Olimpiyat Oyunları'nın balon kısmının Kapadokya'da olmasıyla beraber bir anda ilgi o dağılmış. 98, 99 ve 2000 yıllarda takip eden yıllarda diğer firmaların da açılmasıyla beraber zaman içerisinde büyümüş. 2012 yılı itibariyle de bölgede 100'ün üzerinde balon uçtuğu bir sektör haline gelmiştir. Şu an dünya istatistiklerinde dünyada en fazla yolcu uçuşunun gerçekleştirildiği yer Kapadokya. Bunu da örnekleyecek olursak dünyadaki diğer bölgeleri tamamı ve Kapadokya'yı kıyasladığımızda dünyadaki yolcu uçuşunun %50'si Kapadokya'yı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bölgenin tarafına büyük bir katkı sağlamış balonlar. Pilotlarla beraber bölgemizde tanıtan elçilerimiz olmuştur pilotlarımız. Bu doğrultuda da gelişen sektörde yabancı pilotlarla başlanan sektör zaman içerisinde özellikle 2009 ve 2010 yıllarında okullarımızın etkili bir şekilde yerli pilot yetiştirmesiyle beraber şu an yaklaşık 600'e yakın sektörde pilot arkadaşımızı yetiştirmiştir. Kapadokya büyük bir destinasyondur. 27 firma, 156 balon her gün uçuşlarını sabahları gerçekleştirmektedir. Ve dolayısıyla çok büyük bir istihdam sağlamaktadır. Fakat sadece Kapadokya değil burada. Şu an noktada, geldiğimiz noktada Türkiye'de Pamukkale, şu an Soğanlı Vadisi, Hızlara Vadisi, Çat Vadimiz, bu bölgeler, Frike Vadisi, bu bölgelerde de balon uçuşları hızlı bir şekilde büyümektedir. Ve diğer bir noktada yurt dışından yabancı pilotlarla başladığımız sektör şu an yurt dışına aynı şekilde pilot ihraç eden bir sektör haline gelmiştir. Afrika'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuzey Afrika'dan bahsediyorum, ve Serengeti, Kenya, Fas, Tunus, Mısır, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa, İspanya mesela bu noktalarda artık burada yetişen, burada görevini almış arkadaşlarımızla çalışmaktadır. Balonculuk olarak bakınca tabii bir havacılık sektöründen bahsediyoruz. Önce havacılığı sevmemiz gerektiğine inanan bir insanım. Fakat sadece havacılıkla, balonu uçurmakla kalmıyor. Bizim bölgemizdeki veya yolcu uçuşlarındaki önemli olan noktalardan biri de hizmet sektörünün bir parçasıyız.
sizi iyi pilot yapan çok iyi uçuş yapmanızdır. Fakat tabii ki müşteri diyaloğunuz ve burada en önemli olan da genç arkadaşlardan ısrarla istediğim yabancı dil. Özellikle yabancı dil çok önemli bir unsurdur bölgemizde. Yabancı dille sahip arkadaşlarımız turizm. Çünkü balon sektörü kapalıkları turizmle beraber işliyor. Turizmle işlemeyen sportif havacılıktaki örnekleri geçen hafta dünya gençler şampiyonasına katıldı. Balon da aynı diğer sportif havacılıklar faaliyetlerde olduğu gibi yarışmaları olan bir sektör. Dolayısıyla bayanlar var mesela Ekim ayında. Fakat bayan genç pilotumuz olmadığı için katılamıyoruz mesela ona. Dünya şampiyonasına Avustralya'da. İnşallah bu alanlarda da sektörde yeni gelen arkadaşlarımızla beraber bu gelişimler sağlanaraktan sportif havacılık adına da olsun, ticari faaliyetler adına da olsun gelişmeler göstereceğimize inanıyorum. Sektör büyüyen bir sektör. Teşekkürler arkadaşlarımıza. Yani artık üreten bir sektör balon burada ve dünyaya da hızla açılmaya başlıyor ve Kapadokya net olarak rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir noktada dünyada balonculuğun merkezidir. Yolcu uçuşlarıyla bunu başardık. İnşallah üretimle de başaracağız. İnşallah sportif havacılıkla da bunu başararak da dünyada balon deyince zaten şu an Kapadokya aktarılıyor. Daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Balon etkileşimini söylemek için yıllardır rehberlikle yaptım. Yani turizm sektörünün farklı noktalarında bulundum. Yurt dışında katıldığımız organizasyonlarda, festivallerde veya yarışmalarda kendimizi tanıttığımızda, Türkiye dediğimizde tabii ki merhaba diyorlar, hoş geldiniz diyorlar. Fakat Kapadokya deyince, aa balon, o inanılmaz bir farklı tepki var. Ve bu tepkinin odağındaki noktada balon ve bunu uçuran arkadaşlar, balon pilotları. Ne kadar kendilerini geliştirebilirlerse hem sektöre hem kendilerine inanılmaz büyük bir fayda sağlarlar diye düşünüyorum. Ve bu proje kapsamında da bu eğitimleri sadece balon pilotu değil, farklı eğitimleri barındırması sebebiyle tekrar teşekkür ediyorum tüm paydaşlara, katkısı olanlara. İnşallah başarılı bir proje olarak sonuna ulaşacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.